yavaş yavaş ilerleme sağlıyoruz. Yer büyük olunca yapılan işte pek göze görünmüyor. Şimdi dün akşam maydanoz ettim, eve gittim, duş aldım. Balkonda kanepeye uzandım. Önce Çanakkale'de Turgay kardeşim var. Onu bir aradım. Hal hatırını sorduk, biraz sohbet ettik. Allah'a şükür iyiymiş. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Hayatımda bayağı ilerlemeler olmuş. Neyse, konusunu anlatmayacağım. Ondan sonra Almanya'da Sadi kardeşimiz. Onunla telefonla görüştük. O da iyi, şükürler olsun. Sonra bizim Nikola Tesla var, Sinan. Çorumlu, eğri. Ondan bir epey mesajlaştık. O da makarna yapıyor, bana hava atıyor. Bir makarna yapayım, gözüm kalır diyor. Ne çubuk makarna dedim işte, yaptığın resmini de atmış. Maşallah beceri elinden de geliyor. Yani arkadaşlar, bakın, biri Almanya'da, biri Çanakkale'de, biri Malatya'da, dün görüştüğüm insanlar, şu yaptığım iş sayesinde kaç kişiyle kardeş olduk, Allah razı olsun hepsinden. Daha sayamadığım niceleri var. Ömer Mert var, Atilla Kandemir var, Mustafa Şık var, Şahin var, Ömer Kösele var. Aklımda olanlar, şu an aklıma gelmeyenler, şimdi saymadıklarım varsa kusura bakmasın. Böyle değerli dostlarımız oldu. Hiç birbirimizi görmediğimiz halde, yüz yüze gelmediğimiz halde dostluk bağı kuruldu aramızda. Canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınlarda da arkadaşlar, orada da söylüyorum. Aslında biz koskocaman bir aile olduk. Büyüklerim var, küçüklerim var yayında. Benden çoğu küçük de büyük olan abilerimiz var, kardeşlerimiz var, ablalarımız var, kız kardeşlerimiz var. Sağ olsunlar, ilgi gösteriyorlar, teşrif ediyorlar, geliyorlar. Kocaman bir aile olduk. Maşallah, yani aşiret gibi bir şey olduk. Aşiret ağası benim tabii, bak. Ona göre ha. Sonra biriniz yamulmayın, ağa ben olacağım diye. Çok güzel şeyler bunlar ya. Vallahi çok güzel dostluklar. İnşallah daim olur. Şey de var. Daha önce bir gün aramazsa bir gün arayan, durmayan kardeşlerimiz vardı. Maalesef onlar terk ettiler bizi. Neden oldu bilmem. Sebep nedir? Aramak da istemedim. Arkadaşlar, gidene gitme diyemem. Bakın, çünkü niye? Hepimiz Türkiye'nin bir yerindeyiz veya dediğim gibi yurt dışından, dünyanın çeşitli ülkelerinden olan kardeşlerimiz var. Kimsenin kimseden bir kuruş menfaati yok, bir şey yok. Kimse kimseden ekmek istemiyor, aş istemiyor. Sadece dostluk. Dostluklar menfaatsiz de olmaz. O yüzden gidene niye gittim demem. Gelene niye geldin demem. Gelenin başım gözüm üstünde yeri var. Kardeşimdir, şeydir. Ama giden bana değer vermemiş demek ki, gitmiş. Bana değer vermeyenin ben de peşinden koşacak halim yok arkadaşlar. Bana değer veren olursa, yanıma gelirse, yanıma gelirse derken,
İşte böyle yayınlarıma gelse, sohbet edersek, şey yaparsak başımla gözümle beraber. Ama gidene de yalvaramam yani. Niye gelmiyorsun? Nereye gittin? Niye ettin? Yani insanın başına değişik işler gelebilir. Olur. O ayrı bir mesele. Allah göstermesin, insan kaybı olur, bir şey olur. Ne bileyim. Ama ne olursa olsun, kendisi dünya değiştirmediği sürece bir gün döner mesela. Kendi gezegende nefes alıyorsa, eğer gerçek dostsa, bir gün döner. Ve niye uzaklaştığını da anlatır. Benimle ilgili bir sıkıntısı varsa onu söyler. Konuşuruz, aydınlatırız. O haklıysa ben özür dilerim. Öyle bir hatam olduysa ki. Zannetmiyorum olduğunu da. Vallahi demek ki insanların psikolojileri zamanla değişiyor. Ha, dediğim gibi bir gün aramasak bir gün konuşurduk kesin yani. Araya üç gün girmez, telefonlaşırdık. Ne olduysa bilmiyorum. Kesildi gitti ama sağlık olsun. Allah canını sağ etsin inşallah. Yerinde huzurlu, mutlu olsun. İlla bizimle görüşmesi çok önemli değil. İnşallah sağlığı sıhhati yerindedir. İşi düzgündür. Önemli olan o. Yoksa herkes bizle konuşacak, herkes bizi arayacak diye bir sıkıntı şeyde yok. Kayıda da yok yani. Ya herkes, Allah herkesin işini rast getirsin. Sağlığını sıhhatini elinden almasın. Bu yeter. Kimsenin düzenini bozmasın. Sevgi, oh.